Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde yazı efektlerine küçük bir giriş yapmıştık. Bu dersimizde ise yazı efektlerinin çalışmalarımıza uygulanmasını göreceğiz. Dersimizin sonunda ise Effects ve Present paneli altında bulunan yazı animasyonlarını uygulamayı öğreneceksiniz. Dilerseniz başlayalım. Bir önceki dersimizde de olduğu gibi kompozisyonumuzun içerisine bir yazı eklemiştik. Şimdi bu yazı üzerine yine FX Present içerisinde text men en baştan tekrardan göstereyim arkadaşlar. Yazdığımız yazılara efekt uygulayabilmek için FX Present paneli içerisinde Animation Presets menüsü altında bulunan text kategorisi altındaki animasyonları, efektleri uygulayabiliyorduk. Yani çok fazla burada görüldüğü gibi her kategorinin altında onlarca hatta efektler bulunuyor arkadaşlar. Bunları tek tek uygulayabiliyoruz animasyonlarımıza. Şimdi hepsindeki mantık aynı arkadaşlar. Sürükle ve bırak. Yazı seçilirken bunlardan sadece birkaç tanesini ben size örnek olarak göstereceğim. Yazı seçilirken buradaki efektlerden herhangi birisini seçip üzerine bıraktığımızda görüldüğü gibi hemen efektin uygulandığını göreceksiniz. Örneğin bu efekt 3D menüsü altında 3D 3D text menüsü altında herhangi rastgele seçtiğim reflection 3D flip up reflection animasyonunu sürükledim, bıraktım. Ve bu animasyonu oynattığım zaman yazıların yerden tek tek kalkarak bir animasyon oluşturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen Ctrl Z yapıp uyguladığım animasyonu geri aldım. İsterseniz her menüden birer tane seçelim. Animate in menüsü altında rastgele bir tanesini seçiyorum. Mesela Fade Up Words. Bunların çoğunu ben tek tek uygulamadığım için ben de çok bilmiyorum arkadaşlar. Ama sizinle birlikte göreceğiz. Çünkü çok fazla var. Tek tek uygulama, yani uğraşırsanız tek tek uygulama şansınız olur. Burada yazı görünmez halden görünür hale gelerek bir animasyon oluşturuyor. Basit bir animasyonumuz. Yine aynı menü altında bir tanesini uyguladım. Gördüğünüz gibi Pappus Words diye farklı bir animasyon oluştu. Demek ki kelimeyi hecelerine bölen bir efekt. Yine menüyü değiştirelim. Bu sefer Animate Out menüsü altında Twirl of each word seçtim. Bu nasıl bir efektmiş? Tek tek yazıların fırlayıp gittiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yine geri aldım. Başka bir menü altından Transporter'ı seçtim. Burada da gördüğünüz gibi yazıların bulanık halden görünür hale geldiği bir farklı bir animasyon. Çok fazla seçeneğimiz var arkadaşlar. Hemen geri aldım. Farklı menü altından örneğin şunu seçtim. Bu da bu şekilde sanki lazer kesimi yapar gibi bir animasyonumuz. Arkadaşlar mantık hepsinde aynı. Sadece seçmek istediğimiz efekti seçip tekstin üzerine sürükle bırak yapıyoruz. Bu kadar basit.
O yüzden çok da üzerine düşmeyeceğim. Örneğin bir tane daha seçtim. Gördüğünüz gibi harflerin tek tek büyük küçülüyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de yazı animasyonlarının çalışmalarımıza uygulanması konusunu işledik. Gördüğünüz gibi After Effects içerisinde yazı kontrolleri ve animasyonların uygulanması hiç de zor değil. Aksine çok basit bir şekilde uygulanabiliyor. Bu da bize çok pratiklik ve zamandan tasarruf sağlıyor. Bu dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.